Sayın Emir, buyurun. Değerli milletvekilleri, tüm Türkiye olarak milletimizle, şehitlerimize ağlıyoruz. Savunma sanayimizin göz bebeği TUSAŞ'a yapılan saldırı sonucunda yaşamını yitiren vatandaşlarımızı bugün toprağa veriyoruz. Öğlen namazı sonrasında Kazan'da bir vatandaşımızı vatan toprağına emanet ettik ve bugün ikindi namazında da yine Ankara'da cenazelerimiz olacak. Şehitlerimiz için ağlıyoruz ve terörü en sert şekilde lanetliyoruz. Terör nereden gelirse gelsin, nasıl gelirse gelsin, milletçe karşısında dimdik duracağımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Yalnız burada birkaç açıdan dikkat edilmesi noktalar olduğunu da Yüce Meclis'in dikkatine sunmak isterim. Bir defa bu saldırının sembolik bir değeri var. Çünkü TUSAŞ çok özel, göz bebeğimiz, savunma sanayimizin bel kemiği ve bu terör eylemini planlayanlar Türkiye Cumhuriyeti'ne bir mesaj verme gayretindeler. Sembolik bir değeri olduğu anlaşılıyor. Burada bir istihbarat zafiyeti var mı? Bunun mutlaka araştırılması lazım. Olayın bütün yönleriyle ortaya çıkarılması lazım. Karanlıkların aydınlatılması lazım. Daha dün bu saatlerde bu kürsüden MİT Müsteşarı, MİT Başkanı'nın bir siyasi parti AKP MYK'sına AKP binasında briefing vermesinin devleti çürüteceğini, MİT'i çürüteceğini, MİT'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nın milli olması gerektiğini, bir partinin genel merkezine gitmemesi gerektiğini, eğer devletin üst katlarına bilgi vermek gereği varsa onların makamlarına gitmesi gerektiğini, hatta ihtiyaç duyuyorsa CHP'ye, diğer partilere de gelip bilgi vermesi gerektiğini, ama bir partinin, AKP'nin bir organıymış gibi, bir çalışanıymış gibi MYK toplantısına girip bir uzman gibi briefing veremeyeceğini, bunun çürüme olduğunu söylemiştik ve maalesef birkaç saat sonra bu olay gerçekleşti. Biz bunları boşuna söylemiyoruz. Devlet çürüyor, devletin kurumları çöküyor, devlet çalışamaz hale geliyor. Bunun da bir tane sebebi var. Parti devlet anlayışı, bir kişiye teslim edilmiş bir devlet, tüm kurumların o kişi ve o parti tarafından belirlendiği bir devlet elbette ki böylesine sarsıntılar geçirecektir. Değerli arkadaşlar, terörizmin amacı her yerde bellidir. Halkı, milleti korkuya, paniğe ve kaygıya sevk etmektir. Ve teröristin amacı da esasen budur. Ama biz maalesef bu terör saldırısından sonra son derece net çekimlerde bir güvenlik kamerası olmasına rağmen son derece uygun açılardan net çekilmiş görüntüleri izledik. Bu görüntülerin nasıl sızdırıldığı, bu görüntülerin sızdırılmasının terör örgütünün amaçlarına hizmet edip etmediği, ki bizim kanaatimiz hizmet ettiğidir, mutlaka araştırılması gereken, üzerinde durulması gereken bir başka ayrıntıdır. Ama bunu yaparken İlk akla gelen sosyal medyada bant daraltma olmuştur. Bu yanlıştır. Burada yapılması gereken bu görüntülerin sızmasını engellemekti. Ama İçişleri Bakanlığı bilgi veriyor, halkımıza sakin olalım diyor, bilgilendiriyor, Twitter'dan yapıyor. Cumhurbaşkanı Twitter'dan başsağlığı diliyor ama bakıyorsunuz ki aynı Cumhurbaşkanlığı bant daraltması yapmış ve kimse Twitter'a, sosyal medyaya giremiyor. Dolayısıyla terörle, terörizmin iletişimiyle, iletişim faaliyetleriyle biraz daha profesyonel, Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışır ağırlıkta mücadele yapılmasını beklemek hakkımız. Değerli arkadaşlar, dün burada bir yasayı onayladık. Bir kez daha burada söyleyelim ki, hatiplerimiz ısrarla söylediler. Trendyol firmasına hesaplamalara göre 100 milyar lira civarında bir avantaj sağlanmıştır. 100 milyar lira o şirketin, Çinli şirketin kasasına bırakılmıştır. Daha emeklilere 2500 lira zam yapıldığında 33 milyar tutuyor bu. Yapamıyoruz, sırtınızda küfe yok sizin, biz devlet yönetiyoruz demişlerdi. Emekliye 33 milyarı veremeyenler bir gecede, işte bu grup bir gecede Trendyol'un, Çinli şirketin cebine 100 milyar lirayı koydu. Bunun adı kapitülasyondur. Türkiye Cumhuriyeti 101 yıl önce kapitülasyonları yırttı attı ama bugün tekrar kapitülasyonlarla karşı karşıyayız. Bakınız, esnafı yıllardır eziyorsunuz. Önce
3 harfli zincir marketlere ezdirdiniz. Buyurun Sayın Başkan. Esnafın sesini duymadınız. Esnaf Bakanlığı istiyorlar 22 yıldır. Esnaf Bakanlığı kurmuyorsunuz. İnşallah bize kısmet olacak Esnaf Bakanlığı kurmak. Ama sonuç olarak esnafı bugün de Trendyol firmasına ezdiriyorsunuz. Dolayısıyla bu iktidar, bu anlayış Çinli firmaya böylesine hangi ilişkiler, hangi rüşvetler üzerinden bu 100 milyara kaynağın verildiğini bilemediğimiz bu anlayış ne yerlidir ne de millidir. Sayın Başkan, bir skandal daha. Her gün Sağlık Bakanı ile ilgili bir yeni gerçekle karşılaşıyoruz. Sayın Memişoğlu çok cesur olduğunu, kardeşinin, arkadaşının bile hastanelerini kapatabileceğini söylemişti. Nitekim o arkadaşıyla resimleri medyaya düştü. Ne zaman çekilmiş bu resim? Bakıyoruz 11 Temmuz'da. Yani şikayetler başladıktan... Buyurun, buyurun Sayın Başkan. Şikayetler başladıktan 4 ay sonra kendisi eğer o ifade ettiği zamanlarda müfettiş soruşturmalarını başlattıysa müfettiş soruşturmaları sırasında siyasetçilerle, bakanlarla, bürokratlarla kimi kesimlerin iyi niyetli resimleri olabilir elbette. Ama siz bir hastaneyi denetliyorken, o hastanede ölümler olduğu haberi gelmişken, o hastaneyle ilgili ben hemen gereğini yaptım, müfettişleri harekete geçirdim diyorsanız eğer, gidip o hastanede arkadaşınızla resim vermeyeceksiniz. Bir de dönüyorsunuz, arkadaşımın bile hastanesini kapattım diyorsunuz. Bu tam bir yalan. Bu bir çarpıtma. Buradan sesleniyoruz. Ne zaman kapatmış? 28.09.2024'teki müfettiş raporuna istinaden, yani tam bir yıl sonra yine beklemiş, yine beklemiş 19 Ekim'de. Buyurun Sayın Başkan. Buyurun. Yani tüm Türkiye bu cinayetleri böylesine çarpıcı, sarsıcı bir biçimde konuşmaya başlayınca müfettiş raporundan neredeyse 25 gün sonra nihayet kapatmış. Sayın Bakan, sizin bu hastaneyi bunca soruşturmaya, bunca iddiaya, bunca teknik takibe, bunca cinayete rağmen bir yıl boyunca kapatmayışınızın nedeni işte bu resimdir. Sizi de 85 milyona şikayet ediyoruz. Bunların hepsinin hesabını vereceksiniz. Sayın Başkan, son bir konuya değineceğim izninizle. Vatandaş borç batağında. Faizler yükseldi, kredi kartı faizleri yükseldi, vatandaşın geliri düştü. Vatandaş ekmeği bile kredi kartıyla almak zorunda kalıyor ve maalesef ağır bir borç yükü altında. Birkaç rakam vereceğim. İcradaki borç, bankalara, vatandaşların icraya verilmiş borç. Buyurun Sayın Başkan, buyurun. Vatandaşlarımızın bankalardaki icraya verilmiş icra masrafları dışındaki borcu 140 milyar lira. Batık tüketici kredisi bu yıl, bu yılın bugüne kadarki zamanına göre 47 milyar artmış. Batık kredi kartı borçlarında %193, batık bireysel kredi borçlarında da %57.7 artış olmuş. Bunlar Merkez Bankası rakamları. Batık kredi kartı borçlarında 9 ayda %200 artış olması şu demek. Vatandaş mecburen kredi kartı kullanıyor, son günlerini yaşıyor ama artık o yolda tükenmiş, açlıkla baş başa, borçları iki kat artmış ve vatandaş bundan sonra kredi kartını da kullanamaz halde açlık kapıdadır. Bunu da söylemiş olalım. Sabrınız için teşekkür ederim.